Satranç TV'den herkese merhabalar. Efsane bir programla birlikteyiz arkadaşlar. Lafı uzatmadan soruyorum. Beyaz oynar, 3 hamlede mat eder. Lütfen videoyu durdurup burada beyazın nasıl mat edeceğini düşünün. Bu arada siyahlar bu tarafa doğru çıkıyor. Yani buradaki şah sıkışmış vaziyette. Beyazın kale ve at üstünlüğü var. Tabii ki normal şart altında beyaz için kazanç bir konum ama bu tarz sorular genellikle böyle bir satrancın sanatsal yönünü göstermek için sorulmuş sorular. Evet, videoyu durdurup düşündüyseniz şimdi önce yanlışlardan başlayalım. Önce mesela konumu stok bir şey sorayım. Bakın Stockfish 4 hamlede mat var diyor yenerken. Kale G8 oyna diyor. Bulamıyor cevabı. Şimdi eğer burada kale G8 hamlesini düşündüyseniz sevgili arkadaşlar basitçe beyazlar burada fil E4 oynar. Bu arada siyahlara iyi savunma hamleleri yaptırmazsanız 2 hamlede de mat bulursunuz. Yani önemli olan siyahın en iyi savunmayı yaptığı senaryoda 3 hamlede matı bulabilecek misiniz? Olay o. Yoksa efendim böyle oynayayım. Al. Bunu da buraya gelelim. Kale H1 mat. 2 hamlede mat o zaman. Bu değil tabii ki. Şimdi kale G8'e bakın G1'den bir mat tehdidi olduğu için fil E4 oynuyor siyahlar. Örnek görüyorum. Kale G1 şah çektiniz. Fil çarpı G1. Bakın 2 hamlede oldu. 3. hamle. Ve 4. hamlede mat oldu. Yani 4 hamlede mat. Bunu söylüyor Stockfish. Birçok kişi de bunu bulmuştur ama biz 3 hamlede mat arıyoruz. Bu değil. Böyle başlayalım mesela. Buna başlayalım fil G7. Fil çarpı G7. Kale G8. Bakın bir daha fil E4. Yani yine G1 karesini tutuyor siyahlar. Yine yani şimdi beyaz ne yaparsa yapsın mesela. Bir bekleme hamlesi daha yapacağız. Yine 3 hamleye geçti. Bu da doğru cevap değil tabii ki. Mesela fil A3 gelelim. Fil çarpı A8. Atı gelelim. İşte fil de bir hamle yapalım. Atı bir daha yani yine geçti 3 hamleyi. Söylemek istediğim şey bu. Yani kale G8'lere de her zaman fil 4 var. Bunu unutmayın. Eğer fil G7 oynarsınız burada fil çarpı G7, kale çarpı G7 ve pat oluyor. Yani siyahın yapacak herhangi bir hamlesi olmadığı için konu berabere bitiyor. Şimdi gelelim o mükemmel çözüme sevgili arkadaşlar. Çözmesi imkansız satranç problemleri serimiz çok beğenildi. O yüzden ben de güzel problemler seçmeye çalışıyorum. Bu problemi de gittiğim turnuvalarda çok soruyorum. En son üniversiteler satranç şampiyonası sormuştum bir tane masaya. Böyle bir 2-3 kişi vardı. 5 oldu, 10 oldu. En son 15 kişi bu problemi falan düşünüyordu. Çok klas bir problem. Beyazlar burada. Hadi son bir ipucunu daha veriyorum. Atla başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Ne alaka diyebilirsiniz. Ama beyazlar burada at F5 oynuyor arkadaşlar. Çok sert bir hamle. Buradaki kaleyi boşa bırakıyor. Eğer siyahlar buradaki kaleyi almayıp fille bir bekleme hamlesi yaparsa bakın kale H1 şah çekeceğiz ve mat olacak. Fille önünü kapatırsa alırız. 3 hamle geçmez. Çünkü bakın mesela böyle oynasın. Kale H1 şah 2 etti. Ve 3. hamle de yine mat etti. Dolayısıyla burada siyahlar kaleyi alıyor. Ve burada soruyu sorma vesile olan efsane hamle geliyor. At G7 çiftinden. Yani şu soruya baktıktan sonra keyfe gelmemek mümkün değil. Bakın burada artık H8'deki filin herhangi bir hamlesi yok. Fil sıkıştı. Buradaki şah da zaten oynayamıyor. Dolayısıyla fil zorla yani zorla kendimizi aldırtıyoruz file. Bu fil G7'yi almak zorunda. Fil çarpı G7'de görmüş olduğunuz gibi 3 hamlede mat oldu. Tekrar edelim. At F5. Fil H8. Bir hamle bitti. At G7 1,5. Fil çarpı G7 2 ve 3. hamlede görmüş olduğunuz gibi çok şık bir matla oyun bitmiş oldu. Birkaç tane de normal soru çözelim. Videoyu kapatmadan çok kısa olmasın sonra kızıyorsunuz. Efendim niye bu kadar kısa oldu? Şöyle oldu, böyle oldu. Bu konuya bakalım. Hamle sırası burada siyahlarda siyahlara nasıl devam ederiz diye makine bize soruyor. Benim sorduğum bir soru değil. İşte burada gördüğüm buradaki atın açmazda olması bu atın açmazlığından yararlanabilmek adına H5 sürüşü ilginç geldi. Çünkü alırsa G4 sürüyoruz. O yüzden H5 süreceğim ben. Bir de G4 süreceğim. Aldığı zaman da vezir çarpı G4. Bakın buradaki at düşmüş oldu. Bu uyguladığımız bir fikir. Bir sonraki soruya hemen geçelim. Fil G4 gelindi. Beyazlar nasıl devam edelim diye soruluyor. Şimdi fil alır G4 alırsam. At çarpı G4. Vezir A4 şahlar da çok ilginç tercihler. F3 sürsem ne oluyor? Yani F3 sürüp sonra F4 sürüp buradaki ata saldırabilirim ama bunların hiçbiri bence cevap değil. Vezir A4 şahda fildeydi var. Soruyu çözemedim mesela. Şu an bulamadım çözümü.
Ne olabilir diye hala düşünüyorum. F3 oynayalım, bir yanlış yapalım. Bakın yanlış dedi. Aa, fil ve şah mı acaba? Yok, bunu da beğenmedi. Vezir A4 deneyelim. Bunu da beğenmedi. Hiçbir çözüm beğenmedi. Beyazlar burada nasıl kazan? Peki oyunun başına itibaren bakalım. Nereden gelmiş bu oyun? Belki buluruz diye. Sicili fil C4 oynanmış. Sonra D4 sürülmüş. At C3 ve D5 sürülmüş. Vay. Siyahın yavaş açılış planı beyazlar cezalandırmak adına D5 sürmüş. At E5. Fil E2. E4 D5. E4 D5 ve fil G4. O zaman fil çarpı G4 alalım. Bunu da beğenmedi. Çok ilginç. Yani yapmadığımız hamle kalmadı. Böyle de soru çözülmez sonuçta tüm hamleleri deneyerek. Burada soruyu çözemedik. F3'ü beğenmedi. Fil G4'ü beğenmedi. Aa, çok kolay ya. Bunu nasıl göremedin? Çok kolay arkadaşlar soru. Bakın şu an ben buldum. Size sorayım. Şöyle bir ipucu vereyim. Bakın G4'ü kaç taş koruyor? Biz kaç taşla saldırıyoruz? Ve burada hem E hattını hem G4'ü koruyan taş, kilit taş hangisi? Tabii ki E5'teki at kilit arkadaşlar. Bu atı tehdit ederseniz filin koruması sıkıntıya uğrayacak. O yüzden buradaki hamle F4 olmalı. Şu an oynatmıyorum. Oynatmadan gösteriyorum. Çünkü F4 oynadığımız zaman bu ata git diyoruz. At gittiği zaman G4'teki fili alıyoruz. Çünkü arkadan vezir de saldırıyor. Eğer F4'de fil çarpı E2 alırsa bu sefer vezir çarpı E2 alıyoruz. Bu sefer E5'teki at açmakta kalmış oluyor. Hamle F4 olmalı. Oynatıyorum. Evet, doğru hamleydi. Fili geri kaçtı ve bunu da aldık. Evet, bir soru daha çözüp videoyu kapatalım. Çok uzatmayalım. At F4 gelmiş. Hangi açıdan gelmiş ona bakalım. Sicilya'da B4. Vay. A3. D4. 2, 4, 6, 7. Şimdi beyazlar bir piyon neden feda ediyor onu sormak lazım. Yani aktiflik için feda ediyor. Sonuçta A hattı açık. Birçok konumda at C3'ten B5'e gidiyor ve 6'daki bir piyon B5'i asla tehdit etmiyor. Niye? Çünkü A1'de bir kale var ve hep A hattını açmaz alıyor. B5'teki hatta can sıkıcı sonuçta. Hem C'ye girmek istiyor hem D6'ya saldırıyor. Çok hoş değil. At F3 fileydi. Rok rok. At BD2. Vezir E2. Beyazlar taşlarını geliştirdi. A ve B hattına iki tane kale dizildi. At D4. Burada D4'teki piyonun çok zayıf kaldığını söyleyebiliriz. Bu piyona saldırılabilir. Nitekim beyazlar fil B2 ile saldırmış. At G4. Fil alır D4. Fil F6. Fil F6 yararlı bir hamle. Niye? Çünkü buradaki fil E'deki filden daha kuvvetli. Bu filler kesildiği zaman E5 karesi siyahın kontrolüne geçecek. Bunu istiyor siyahlar. Evet, E5 karesini kontrol etti. At G6. Şimdi F4'e sızılacak yalnız. F4 karesi çok önemli bir kare atlar için. Siyahlar, ben tebrik ediyorum. Çok güzel. Yalnız A6 ve F5 piyonlar da tehlikeli oldu. Çünkü vezir kanadında bağlı geçerler var. Şimdi beyaz taşlar burayla uğraşırken bu sefer şah kanadının kontrolü siyahta kalacak. Yani bu kanattan bir saldırı izlemek muhtemel. Mesela kale B6, kale G6. At F4, C8'deki filin H3'e bakışı. Duruma göre E5'teki vezir G5'e gelebilir. Ciddi tehlikeler var bu konuda. Hayat o kadar kolay değil. At D2. At F4 geldi beyazlar. Ve burada hamle sesi beyaza diyor. Beyazlara burada nasıl kazanırsınız diyor. Şimdi aklına gelen tek şey buradaki atın sadece vezir tarafından korunması. Yani acaba at F3 ile vezire saldırırsam vezir kaçtığı zaman bunu alabilir miyim? Sorusu olabilir. Çünkü G3 falan sürmek bir şey ifade etmez. H3 alabilir. Başka da bir yararlı bir hamle göremiyorum. Aa, at C4 çok ilginç bir hamle yalnız ha. Bakın at C4 ilginç bir hamle alamıyor. B8 boşta değil. Yo, D3'ü de alıyor. Evet, hamle at F3 büyük ihtimalle, çünkü vezir kaçtığı zaman da mesela buralarda kaçsın. D6 sonra E5 süreceğiz. At F3 oynuyorum. Evet. D6'ya kaçtı. Şimdi E5 sürüyorum. Bakın vezirle atın bağlantısını kopardık. Ve en son vezir çarpı F4 alarak. Bu ne? Aa, hiç acele ya. İşte arkadaşlar. Bakın en zoru her zaman söylüyorum. Kazanılmış oyunu kazanmaktır. Soruyu çözdük diye acele ettik. Bakın hemen biz de inanıldık. Yani çok basit. Vezir F4'e, D3'teki fil boşta. Önce file 4 oynayacağız. Buraya saldıracağız. Sonra bunu alacağız, atı alacağız ve oyunu basitçe kazanacağız sevgili arkadaşlar. Çok sesli konuşamadım. Kusura bakmayın. Moral bozukluğundan değil, pek ortam müsait olmadığı için çok sesli konuşamadım. Bugün çözdüğümüz soru neydi? Hatırlayalım. Şey sorusuydu. Ne derler? Şöyle girelim. Evet, bu soruydu. 3 hamlede mat nasıl olur diye bir soru sormuştuk. At F5'ti. Cevap biraz 8'e de at 7. Geliyoruz.
Fil çarpı geri diye fil çarpı geri. Çok güzel bir soru. Umarım keyifle izlemişsinizdir bu soruyu da. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız yorum kısmına belirtirsiniz. Şu videoları arkadaşlar şöyle bir rekor bir beğeni bekliyorum. O beğeniler geldikçe daha fazla kişiye ulaşıyoruz. Umarım keyif aldığınız bir videodur. Kendinize çok iyi bakın. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.